15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Bodrum'da da bir etkinlik düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekrandan verildi. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz şunları dile getirdi. Bir taraftan bu hain girişimi zaferle bertaraf etmenin sevincini yaşarken diğer taraftan da şehitlerimizin, ağır yaralanan gazilerimizin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili Bodrumlar, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi büyük Türk milletinin tarihinde yaşanmış en büyük ihanet hareketlerinden biridir. Kim olduklarını çok iyi bildiğimiz emperyalist güçlerin ve piyonlarının vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bölme, parçalama girişimidir. Şükürler olsun ki bu hain girişim büyük Türk milletinin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere cesareti, feraseti, kararlılığı ve kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum'da silah kaçakçılığı şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz de anıldı. Programda ayrıca 15 Temmuz'la ilgili video gösterimi yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Bodrum Öğretmenler Korosu'nun müzik dinletisiyle sona eren programda söylenen kahramanlık türkülerine vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Etkinlik boyunca Bodrum Kalesi önünde şehitler için lokma döktürüldü. Ayrıca çocuklara da elma şekeri ikram edildi.